Merhabalar, Kınaleller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde veya 3, 3 şeklinde ve 6, 12 şeklinde de takabilirsiniz. 3'ün ve katlar. Hemen kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar. Bu şekilde örgümün arka yüzündeyim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Modelimi sizlerle birlikte koton bir ipimle yapıyorum. Koton ip. Ve modelimi hemen hemen her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, hırkalarda, kazaklarda, süveterlerde de kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Tekrar kenar ilmeğimi aldım ve örgümün ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Burada bir işlem yapmadığım için hızlı bir şekilde örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Siz yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra bu şekilde örgümüzün arka yüzünden bir sıra düz, ön yüzden tekrar bir sıra ters ve tekrar örgümüzün arka yüzünden bütün ilmeklerimi düz ördükten sonra modelimin kurulumuna geçeceğim. İlk modelimizi kurarken bu şekilde öncelikle bu şekilde 3 sıra örgümüzün arka yüzünde düz, ön yüzünde ters olacak şekilde ördükten sonra modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Lastiğimizi yaptıktan sonra ilk modelimizin kurulumuna sadece bu şekilde 3 sıra örüyoruz. Ondan sonra 3 sıra örülmüyor, yani tekrarlıyor modelimiz üst üste. Yaparken de şimdi daha iyi anlatırım. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi. Hemen ve bu 3 tane ilmeğimi de modelime uygulayacağım için tekrar 4. ilmeğimi örüyorum. Yani kenar ilmeğimle birlikte 5 tane olmuş oluyor. Hemen öndeki ilmeğimi şu şekilde, bir değil, ikinci, bakın şu şekilde, şöyle daha netleştireyim. 1 6 değil, ikinci altından şu şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Ve bu ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisinden şöyle göstereyim. Şu şekilde ikinci ilmeğimi çıkardım. Bir sağdan ve bir soldan. Ortada bir tane tersim ördüm. Ve tekrar bir ters ördüm. Hemen şöyle göstereyim. Şu 3 ilmeğim modelimin kurulumu. Kenarlara geldiği için 5 tane oluyor. Tekrar modelimin bir tersini ördüm. Arada 3 tane ara modelim. Bir tane de diğer yan modelimin ilmeği olduğu için, yani bu arada 5 tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 ve 5. Bir sağdaki sağ modelimizin ilmeği, soldaki de sol modelimizin ilmeği, aradaki 3 tane de modelimizin aradaki ilmeği. Tekrar hemen yine aynı şekilde ilmeğimin bir altına değil ikinci, şöyle daha net göstereyim, elimde şöyle çekersem şöyle bir ilmek çıkardım ve bu ilmeğimi ters ördüm. İpim koton bir ip olduğu için katlı. Ters ördükten sonra yine aynı yuvanın içerisinden tekrar yine bir ilmek çıkardım ve bir ters ördüm. Tekrar 3 tane ters örüyorum. Ve sol modelimin sol taraftaki 3 ilmeğimden tekrar bir ilmek, yani arada ilmeğimi 5'e tamamlamış oldum.
Daha fazla kafanızı karıştırmamak adına yani arada 5 tane olmuş oluyor. Yine aynı şekilde ikinci örgümün altından bir ilmek çıkardım ve bir ters ördüm. Yine aynı yuvanın içinden tekrar bir ilmek çıkardım ve bir ters ördüm. Yani kenarda da 5 tane ilmeğimi ters örmüş oldum. Modelimin birinci kurulumu bu şekilde devam ediyor. Hemen örgümün arka yüzüne geldim ve kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada 1, 2, 3, 4, bakalım. Evet, 4 tane örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım için onunla birlikte 5 tane. 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen ipimi benden tarafa alıyorum. Burada aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimle sağ şişimi alıyorum. Ve aradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ipimi benden tarafa alıyorum. Aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimle sağ şişimi alıyorum. Sağdaki ve soldaki çıkartmış olduğum ilmeklerimi örmeden şişimi alıyorum. Ve tekrar yine arada 5 tane düz ilmeğim var. Bunları düz örüyoruz. Yani göründüğü gibi. Hemen yine aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve arada 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Ve ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. Aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden sol şişimle sağ şişimi alıyorum. Ve hemen tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimle birlikte 4 olmuş oldu. Hemen burada ters ilmeğimle aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi ikisini birlikte şu şekilde soldan sağa doğru girerekten düz ördüm. Bakın şu kısmına düz olmasına dikkat edelim. Tekrar arada bir ters ördüm ve hemen iki ilmeğimi birlikte sola doğru düz ördüm. Aradan çıkartmış olduğum ilmeğimi geri ikisini birlikte ördüğüm için geri 3'e tamamlamış oldum. Tekrar arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen yine iki ilmeğimi birlikte şu şekilde düz olması için hemen soldan sağa doğru. Sizin de alma yönünüze göre ilmeğinizin yönünü bu şekilde düz olacak şekilde örelim. Bir ters, hemen tekrar yine iki ilmeğimi birlikte sola ör. Arada 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Hemen tekrar yine soldan sağa doğru ikisini birlikte örüyorum. Arada bir ters. Burada da hemen sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve kenardaki kenar ilmeğimi de ördüm. Hemen örgümün arka yüzüne geldim. Ve bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar düz örelim. Şekilde işlem yapmadığım için hemen bu şekilde hızlı hızlı bir geçiş yapıyorum. Ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2 ve 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen tekrar 4. ilmeğimi örüyorum. Bakın bundan sonra artık 1 ve 2 zaten kendini gösteriyor, yeri belirtiyor. Hemen şuradan tekrar yine bir ilmek çıkarttım.
Arada bir ters ördüm ve yine aynı yuvanın içerisinden bir ilmek daha çıkarttım. Ve arada 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine model yerine geldim. 1 ve 2. ara boşluktan bir ilmek çıkarttım. Bir ters ördüm. Yine aynı yuvadan bir ilmek çıkardım ve ters ördüm. Arada 5 tane ilmeğimi. Yine model yerime geldim. Hemen ikinci yuvamdan bir ilmek çıkardım ve bir ters ördüm. Tekrar bir ilmek çıkardım ve kenardaki ilmeklerimi ters ördüm. Ve yine örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra aslında örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve bu aradan çıkartmış olduğumuz ilmeğimizi örmeden sol şişimizden sağ şişimizi alıyoruz. Arada bir düzümüzü yine örmeden al. Tekrar aradaki 5 tane ilmeğimi düz ör. Örmeden al. Bir düz ör. Örmeden al. Aradaki 5 tane ilmeği düz ör. Modelimiz çok kolay. Düz ve ters örmesini bilen bütün arkadaşlarımız kolaylıkla yapabilirler. Ve örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabileceği bir örgü modeli. Tekrar kenar ilmeğimi aldım. Yine 3 tane ilmeğimi kenar ilmeğimden sonra ters ördüm. Hemen burada şu şekilde ipimin ilmeğimin yönünü düz olacak şekilde ayarlıyorum. İkisini birlikte sola doğru örüyorum. Arada bir ters. Tekrar yine iki ilmeğimi birlikte şurada ipimi katın almışım. Hemen düzledim. Burada da sola doğru iki ilmeğimi birlikte tekrarlamış oldum. Yine arada 3 tane tersimi tekrar yine soldan sağa doğru giriyorum. 2 ilmeğimi birlikte. Arada bir ters ör. Tekrar 2 ilmeği birlikte sola. Arada 3 tane ilmeğimi ters ör. Tekrar sağdan sola doğru. Arada bir ters ör. Sağdan önce soldan sağa doğru, sonra da soldan sağdan sola doğru. Tersi yani. Kusura bakmayın, bazen yanlış telaffuz ediyorum. Tekrar örgümün arka yüzüne geldim ve arka yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Yine ipimin katı ayrıldı ve kenar ve örgümün ön yüzüne geldim. Ve yine aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 5 oluyor. Yine ikinci boşluğumdan bir ilmek çıkardım. Bir ters ördüm. Yine aynı yuvadan bir ilmek çıkarttım. Kameramın açısını şöyle biraz düzelteyim. Tekrardan arada 5 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen yine 1 ve 2. boşluktan bir ilmek çıkardım. Bir ters ördüm. Yine çıkardım. Ters ördüm. Arada 5 tane ilmeğimi. Yine hemen bir ilmek çıkardım. Bir ters ördüm. Yine bir ilmek çıkardım. Ters ilmeklerimi ördüm.
Tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Aradan çıkartmış olduğum ilmeklerimi örmeden sol şişimden sağ şişimi alıyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra yine 3 tane ilmeğimi ters örüyorum ve modelimin son kurulumu. Bu şekilde 3 tane modelimizi kurduktan sonra modelimde kaydırma işlemi uygulayacağız. Hemen tekrar yine soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir ters ve burada da sağdan sola doğru. 3 ilmeğimi ters ör. Tekrar soldan sağa doğru bir ters ör. Sağdan sola doğru. Tekrar ters ilmeklerim. Ve kenar ilmeğim. Bu şekilde sizinle birlikte 3 tane modelimi uygulamış oldum. Örgümün arka yüzünde yine bütün ilmeklerimi düz örüp geliyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bu şekilde modelimi 3 tane uyguladıktan sonra kaydırma işlemi yapacağım. Şimdi bu aradaki 3, bu aradaki boşluklara. Burada 3 tane model uygulamıştım ve burada 4 tane model uygulanacak. Hemen şurada 2 tanesini birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters ördüm. Hemen 1 ve 2. boşluğuma şöyle göstereyim. İkinci boşluğumdan girerekten bir ilmek çıkardım ve bir ters ördüm. Tekrar aynı yuvadan bir ilmek çıkardım ve bir ters ördüm. Yani bu arada yine 5 tane tersimiz oluyor. Bakın, bir sağdaki ilmeğimin, bir soldaki 3 tane de ara modelimin. Hemen yine ikinci boşluğumdan bir ilmek çıkardım, ters ördüm. Tekrar bir ilmek çıkardım, ters ördüm. Modelimizi bu şekilde kaydırma işlemiyle devam ediyoruz. Şöyle 4 ve 5. Bir ilmek çıkardım, ters ördüm. Tekrar bir ilmek çıkardım. Aradaki 5 tane ters ilmeğimi ördüm. Yine bir ilmek çıkardım, bir ters ördüm. Yine bir ilmek çıkardım, ters ve kenar ilmeği. Kaydırma işlemiyle ikinci modelimizin kurulumu da bu şekilde devam ediyor. Hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim. Modelimin büyük hali bu şekilde. Bu da sizinle birlikte yapmış olduğum koton ipimle. Ve modelimin büyük hali de bu şekilde. Ve örgümün arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.